Anadolu'nun Horasan'ı en merak ettiğim yerlerden birindeyim. Tunceli'deyim canlarım. Rafting sporu su üzerinde botlarla yapılan doğa sporlarından bir tanesidir. Etrafımda şırıl şırıl Munzur çayı akıyor. Burası Tunceli Ovacık arasındaki tek ana yol, en önemli yol. Burası Venk Köprüsü. Munzur Gözeler'e giderken bir düğüne denk geldim canlarım. Bakalım içeride neler oluyor. Ay çok güzel görünüyor vallahi. Mis gibi tereyağlı saç ekmeği. Allah'ım ben bu kadarını ilk defa bir arada görüyorum. Sultan Mali, Rahber Mali. Burada hak kelamının dile getirildiği, ibadet yapıldığı, örfün, adetin, inancın, ibadetin vasfı edildiği bir cem yeridir. Anadolu'ya, Hoca Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş Veli'ye uzanan gönül coğrafyası, Anadolu'nun Horasan'ı en merak ettiğim yerlerden birindeyim. Tunceli'deyim canlarım. Sana bir nasihatım var. Hakkı uzakta arama, gezme elden ele kardeş. Hakkı uzakta arama, gezmeden ele kardeş. Harama salma elini, zinadan sakla belini. Daim hız eyle dilini, dilden bela gelir kardeş. Dilden bela gelir. Daim hız eyle dilini, dilden bela gelir kardeş. Bugüne satma yarını, sev güzeller serdarını. Cahile verme sırrını, dile destan eder kardeş. Cahile verme sırrını, dile destan eder kardeş. Şaha tayıma fermanı, bulasın derde dermanı. kimse savurma harmanı, dane yele gider karnım. Terse savurma harmanı, dane yele gider karnım. Ağzınıza sağlık. Tunceli'deyim, Cem Evi'ndeyim. Yanımda dedelerimiz var. Şu anda da değiş okudular. Ağızlarına sağlık. Burada Cem Evi ne demek? Buralarda neler yapılır? Hepsini onlardan öğreneceğiz. Selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ederim. İsminiz? Ali Ekber yurt. Ben mevcut şu an oturduğumuz, sizleri misafir ettiğimiz Cem Evi'mizin başkanı ve dedelerinden biriyim. Hı hı. Yanımızda Fethi Erdoğan dedemiz var. Hı hı. Şu an yaşayan en kamil dedelerimizden biri. Fethi dedeciğim, nasılsın? Teşekkür kızım. Hoş sefa geldiniz. Hoş bulduk. Ellerinden öperim. Sağ ol. Hakkın razı olsun. Teşekkür ederim. Fethi dede, Cem Evi ne demek? Cem Evi, toplanma evi anlamına gelen bir kelimedir. Cem Evi, yani Cem toplanma demektir. Hı hı. O da toplanmanın evi. Ne gibi bir toplantı? Toplantı var, toplantı var. Burada hak kelamının dile getirildiği, ibadet yapıldığı, örfün, adetin, inancın, ibadetin vasfı edildiği bir cem yeridir yani. Burada evvela İslam'ın özü olan inanç anlatılır. Hazreti Peygamberimiz, ahir zaman Peygamber'in hayatı anlatılır. Onun Ehl-i Beyt'i vardır. Benim Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisi gibidir diyor. Onu kim da, o gemiye binerse kurtuluşa erer. He. Yok, binmeyenler ise tıpkı Nuh'un gemisine binmeyenler gibi helak olup gidecektir der. Hazreti. Peki, hı? Dede ne demek? Dede, Alevi toplumunun inansal kanaat önderidir. Dede de olmazsa olmaz bazı vasıflar vardır. Dedem, müsaadeniz var değil mi? Dede olmanın bizdeki ilk koşulu soy olarak Hazreti Peygamber'e dayanmak zorundadır. Yani her dede mutlaka evladı Resul olmak zorundadır. Dedenin eline, diline, beline sahip olması lazım. Dedenin aşına, eşine, işine sahip olması lazım. İncinse de incitmemesi lazım. Yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmesi lazım. Dedenin sevgiyle, hoşgörüyle, güzellik ile topluma yaklaşması lazım. Topluma hitap ettiği zaman, topluma anlattığı zaman toplumun içinde bir Allah sevgisi, bir Kur'an sevgisi, bir İslam sevgisi yayması lazım. O peki biz... Fethi dede, dedeleri kim seçer? Soydan geliyor ama o ailede 5 kişi var. Ha, o ailenin en yaşlısı eğer bu bilgilere sahipse postun işir diyoruz biz ona. Yani posta oturan bile, hı hı, dede odur. İnşallah Allah Allah, hü Allah hü eyvallah, secde hattır ademe, seyran yahı zaleme, el el hakka dedik geldik bu deme, el ele hakka dedik geldik bu deme. Kurbanlar tırlanıp gülmek çekildi, kablen uykusunda rüyana geldi, dört kapı sancağından dikildi. Hakka aşık olanın elinden, dilinden, belinden zarar gelmez. Zaten bu 4 kapının temel kaynağı insanların kemalete ulaşmasıdır. İnsanın kamil olmanın yolu 4 kapı. Bu 4 kapı, şeriat, tarikat, marifet, hakikat kapıları. Zahiri alemde bir örnek verecek olursak ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi kademelerdir. Şeriatta örgeneceksin. Tarikatta tatbik edeceksin. Şimdi biz tatbikat yapıyoruz. Marifette örgendiğini örgeteceksin. Güzellikleri yaşayacaksın. Geriden gelen kuşaklara önderlik edeceksin. Hakikat kapısında hak ile hak olacaksın. Kemalete erdin. Dön Rabbine. Anadolu Aleviliği nezdinde burada Tunceli'desiniz. Tunceli nüfus olarak %90'ı belki de Alevi olan tek ildir. Bu anlamda Anadolu Aleviliğinin ve Tunceli özelinde Aleviliğin bu önemli de vurgulamakta ben fayda gördüm. Vurgulamak istedim. Anadolu Aleviliği Türk kültürüyle İslam'ın ortak değeridir. İkisinin birleşimidir. İkisini de bir tarafa atmamak lazım. Yani ikisini birbirine tercih etmemek lazım. İkisiyle birlikte Türkmenler yaşamak lazım diye düşünüyorum. İslam'ı kabul edince İmam Rıza zamanında İslam'ı kabul edince bir de örfünü, adetini terk etmediler. Birleştirdiler. İslam'la birleştirdiler. Bu çok önemli burası. İşte Anadolu'ya da öyle geldiler. Aşiretler, her aşiret sürü sahiplerdi. Geldiler. Gelenler de o Horasan erenleri vardır. 90 bin Horasan eri. O erenlerle beraber geldiler. Beraber yaşadılar. Anadolu'yu da irşad ettiler. Hacı Bektaş Veli'nin önderliğinde. Eşrefoğlu al haberi, bahçe bizim gül bizdedir. Meşhur Munzur çayının tam da kıyısındayım. Buralarda Munzur çayı önemli. Evet. Selam. Merhaba da. İsminiz? Umut. Umut Bey, ben bugün ilk defa rafting yapacağım. Allah nasip ederse. Ömrümde ilk defa yapacağım hem de. Zaten bu programla birlikte yapmadığım sporda kalmadı. Rafting sporu ne demek? Hani rafting sporu su üzerinde botlarla yapılan doğa sporlarından bir tanesidir. Ve bize göre hani en iyi sporlardan bir tanesidir rafting sporu. Siz kaç yıldır rafting yapıyorsunuz? Yani yaklaşık 7 senedir yapıyoruz. Yapa öğrendik. Başta kendi arkadaşlarımızla, yani şu an diğer rehber arkadaşlarımızla beraber yapa öğrendik. İşte hani bunu tamamen öğrendiğimizi hissettiğimiz anda zaten hani bunu ticaret olarak yapmayı istedik. Rafting'e kimler geliyor? Yani rafting'e Türkiye'nin birçok yerinden insanlar geliyor. Hani çeşitli illerinden, hatta yurt dışından falan gelen insanlar da var. Peki senin sakalların niye bu kadar uzun? Ya çok özür dilerim. Konumuz rafting ama merak ettim. Yani ben sevdiğim için uzattım. Bir de hani atalarımızdan da geldiği için kesmek istemiyorum sakalını. Genelde burada böyle bir kültür var mı? Yani birçoğu ilçesinde var. Yani genelde yani erkekler olarak uzun sakal bırakırlar ha. Evet. Bakımı zor değil mi? Yok değil. Nasıl değil? Tarıyor musun? Evet. Şampuanı var mı? Makası var mı? Var, her şey var. Evet. Gerçekten evet. Mi? Takım taklavatın var yani. Evet. Neyin var merak ettim Umut. Yani sakal serumu, şampuanı, bakım yağı falan her şey var. Yoksa başka türlü böyle sağlıklı olmaz herhalde değil mi? Doğrudur. Konumuz rafting. Evet. Rafting'de ölüm kalım var mı Umut? Yani şu ana kadar tesisimizde yani bunu spor olarak yapıp da hani can kaybı falan yaşamadık herhangi bir şekilde. Peki ondan öncesinde var mıydı? Yani yani şu şekilde söyleyeyim. Hani keyifli olduğu kadar atraksiyonlu bir sporda olduğu için bazı vakalar yaşayabilmemiz gayet normal. Su çok derin mi? Yani suyu yer yer derinlikleri var. Akarsu ya, bu bir de alır götürür adamı ya. Yani öyle çok şiddetli akıntılar falan var ama bizim yani parkurlarımızın şu şekilde de bir avantajı var. Hani kendi içimizde hani tehlikeli olarak adlandırdığımız mesela her bölgesinin yakın yerlerinde falan hep durgun yerler olduğu için hani akıntıda düşseler bile hemen anında akıntı onları getirip durgun yerde durduruyor zaten. Ay görüyor musun şimdi bir de ben düşüyormuşum akıntının ortasına, eyvah. Sizinle gelecek olan rehberimiz hani bu tip konularda deneyimli olduğu için herhangi bir şekilde bir en deneyimlisini verin bize vallahi. Zannetmiyorum. En deneyimlisi bizde gelsin. Vallahi ben bu işlerden pek korkarım. Rehberlerimizin hepsi de çok deneyimli. Hadi o zaman rafting'i deneyelim. Vallahi merak ettim. Peki, bütün ekip buyurun. Gelmezse gitmiyorum. Selamlar. Selamlar. İsminiz? Özgür. Bizim kürekleri kim çekecek? Yani aranızda iki kişi belirlemeniz lazım. Ben yön veriyorum. Ha. Aynen. Siz nerede oturacaksınız peki? En arkada siz oturacaksınız. Peki önlerde kim oturacak? Önlerde de işte sizden gelen... Vallahi ben bu kürekleri sallayamam birader. Bunu sallayacak birini bulalım bence. Ay ıslandık. Bütün suyu yedik vallahi. Eyvah! Muzur'un diyarındayım canlarım. Etrafımda şırıl şırıl Muzur çayı akıyor, huzur akıyor. Burası Tunceli Ovacık arasındaki tek ana yol, en önemli yol. Burası Venk Köprüsü. Buralarda huzur var. Artık bu köprünün adı Sevgi Köprüsü. Ben buraları çok sevdim. Hadi sen de Tunceli'ye gel. Oh! Munzur çayıyla Pülümür çayının birleştiği tam da o noktadayım. Köprünün tam altından Munzur çayı akıyor ve diğer taraftan da Pülümür çayı akıp tam bu ortada buluşuyorlar. Yani yukarı Fırat havzasını oluşturuyorlar. Buradan da yol alıp Fırat'a dökülüyorlar. Ovacık ilçesinde Sarıtosun köyündeyim. Aysel anne ile Fidan anne saç ekmeği yapıyorlar. Ben de onlara ekmek yemeye geldim. Tam da sıcak sıcak yapılırken sacında. Fidan anne, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Durumlar nasıl? Çocuklar? Ay canım benim ya. Fidan anne, normalde ben herkese nasılsın derim. Onlar da bana nasılsın derler. Hiç çoluğu çocuğu aileyi soran olmaz. Benim çoluk çocuğum yok. Yalnızım. Annem babam var. Onlar da iyiler. Sana selamları var. Aleykümselam. Senin çoluk çocuğun var mı? Var. Kaç tane? 12. 12 mi? Şaka yapıyorsun. 12 mi? Gerçekten mi? Maşallah. Nerede bu çocuklar? İstanbul'da. Aa, burada kimse yok mu? Bu kız var işte. Ha, bir tek kardeşler. Geri kalan 10 tane nerede? Evliler. Dede nerede? Dede rahmetli oldu. Ha. Ay. Allah rahmet eylesin. Özledin mi? Ne yapak? Ne yapak? Doğru. Peki 12 çocuğa bakmak zor olmadı mı? Ha işte az. Boz idare ettik ya. Nasıl idare ettin Fidan teyze? Kızım ben zazayım. Bizde koca bırakmak, gitmek yok. Ne çile çekse de gitmiyordu. Canım benim, annem. Çok çile çektik. Yine çocuklarımı bırakmadım, gitmedim. Ayıp değil mi? Ayıptır. Bizde öyle ayıptı ki. Elbise bulamıyorduk. Laylon şeyle geziyorduk. Ekmeksiz kaldık, aç kaldık, susuz kaldık. Küçükken abim bizi almış diye götürmüş köye. Siz Tuncelili misiniz? Buralı mısınız? Buralıyız. Ovacıklısınız. Bu köylüsünüz. Evet. Peki buralarda yaşam nasıl Aysel abla? Ya bu yaşam sana anlatıyorum. Hayvancılık vardı, çiftçilik vardı. Çiftçilik vardı. Başka bir şey yoktu ki. Herkes hayvanlarla uğraşıyordu. Peki ailevi ilişkiler nasıl buralarda Aysel abla? Eskiden iyiydi. Niye her şey eskiden iyiydi? Şimdi iyiydi. Bozuldu mu? Şimdi evleniyor, ikinci gün ayrılıyorlar, anlaşamıyorlar. Öyle, eskiden öyle değildi ki. Doğru. O yüzden yani hiç evlenmemek daha iyi. Eskiden yani çile de olsaydı çocuklarını bırakıp gitmezlerdi o bayana. Doğru. Ama şimdi öyle değil. Şu yalan dünyaya geldim gideceğim. Gönül senden özge yar bulamadım. Yar bulamadım. Yaraladın beni, sensiz bıraktın. Gönül senden özge yar bulamadım, yar bulamadım. Şimdi senin ellerinden hamuru yiyeceğiz de bu ekmeğin adı ne? Saç ekmeği. Saç ekmeği. Evet. Her yerde ekmek. Yalnız bu ekmek böyle köpürüyor. Mayalı ekmek. Çok güzel yapmışsın belli Aysel abla gerçekten. Duman sorunu olmuyor mu, evin içindeyiz ya şu anda? Yok, bu bara çekip gidiyorlar. Dışarıya gidip. Genelde ekmekler hep dışarılarda yaparlar ya, saçlarda. Ha, biz içeride yapıyoruz. Normalde hiç dışarıdan ekmek yemezsiniz değil mi? Olmadığı zaman, yapamadığım zaman, ben şeker hastasıyım. Aha. Yapamadığım zaman çarşıdan getiriyoruz. Ama bu ekmek varken de o ekmek yenmez yani. Ama yapamıyorum. Şeker yükseldi mi, düştü mü? Nasıl ben sacın önüne girerim? Ekmek yiyelim mi? Yiyelim. Al, hoş olsun. Ay canım benim. Bir tane alayım mı abla? Şöyle sana zahmet. Sıcak mı? Oh, üstüne yağ süreyim mi? Ay çok sevinirim vallahi Aysel ablacığım. O zaman. Tunceli'de köy usulü sac ekmeği. Aysel ablamın ellerinden. Fidan teyze, bu ekmek olmadan sofraya oturmuyor herhalde değil mi? Ha? Hadi yağımızı da sürelim, bir parça ekmeğimizi de yiyelim. Misafirliğin kısası makbul. Biz de yolumuza devam edelim. Ay çok güzel görünüyor vallahi. Mis gibi tereyağlı sac ekmeği Fidan annelerin evinden, Aysel ablanın elinden. Oh, tadına bakayım bari. Of 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 of, gelsin kilolar. Allah. Peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Arının dünyadaki önemini hepimiz biliyoruz. Hatta derler ki arının bir tanesinin olmaması dünyanın düzeninin bozulması derler. Değil mi? Evet. Şu anda Tunceli'deyiz. Ovacık ilçesindeyiz. Ovacık'ın da balı meşhur, bu meşhur. Beni ilk defa böyle görüyorsunuz. Şu anda arı kovanlarının arasındayız. Ovacık balını çok merak ediyorum. Arılarını daha çok merak ediyorum. Ama tabii tedbiri elden bırakmamak lazım. Kıyafetleri giydim. Süsümden ödün vermedim. Yazmamı da bağladım. Huzurlarınızda hazır ve nazırım canlarım. Yanımda Özkan abimiz var ve eşi Nuray hanımefendi var. Arıcılık yapıyorlar. Özkan abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Ovacık balı gerçekten çok kaliteli bir baldır. Yani zaten herkes de biliyor. Hanzer balıyla eşdeğerinde olan bir baldır. Neden meşhur abi? Çünkü buranın bir doğa yapısı var. Burada sanayi yok. Yani burada sanayinin olmadığı yerde, sanayinin kirliliği olmadığı yerde balı daha çok kaliteli olur. Yani çünkü yüksek yerlerde yani endemik bitkilerin olduğu. Arkamızda Muzur Dağları, evet. Sıra Dağların güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım şahane görünüyor. Buradaki arılar onlar o dağlardan besleniyor değil mi? Evet, zaten yazın dağın önündeydik. Şimdi şey dönemidir, kışlatma dönemi olduğu için aşağı indirdik. Kışlatma dönemi ne demek abi? Şunu vereyim mi? Şimdi arı kışın, yazın bala girdiği zaman mevcut kaybediyor. Kaybedince bunu tekrar, yani o mevcudu çoğaltabilmemiz için arıya bakım yapmak zorundayız yani. Biz de şu anda bakım zamanıdır. Yani sonbahar bakımıdır. Nasıl bakıyorsunuz abi? Ya bunların işte varıva temizliğini yapıyoruz. İlaç yapıyoruz. Varıva demek yani bittir, arıyı bitiriyor. Arının kanatlarını yiyor. Kuluçka döneminde kanatları yediği zaman arı tamamıyla sönüyor. Biliyorsunuz ki dünyada arının olmadığı yerde hayat duruyor. Durur. Evet. Biz de işte arıcılık yapıyoruz. 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Severek yapıyoruz eşimle birlikte. Abi şimdi bu arkamızdakilerin hepsi kovan mı? Bunlar hepsi arı anaç kovandır yani. Arı kovanları komple. Arı kovanları. Evet. Kara kovan değil ama. Yok, Karakovan değil. Karakovan daha farklıdır. Yani Karakovanlarımız daha indirmedik aşağı onları. Ha, onlar nerede? Onlar dağın önünde biraz uzak olduğu için, yol kötü olduğu için giremedik oraya daha doğrusu. Buralar engebeli, her yer dağlık yollar. Hı-hı, dağlık, evet. Türkiye'de belirli bir bölgelerde o söylediğimiz bitki oluyor. Çarçur dediğimiz, yani köklerinde yani dünyanın... Arı burada çarçurla beslenirse çok lezzetli balı mı olur? Çok kaliteli balı var. Pülümür balını biliyorum. Pülümür balı, evet. Pülümür balının Ovacık balıyla arasındaki farkı ne abi? Fazla bir fark yok. Fazla bir fark yok yani Ovacık, çünkü onlar da Pülümür işte bu istikamettedir. Hepsi onlar Muzur Dağı'ndan Muzur Dağlarından besleniyorlar. Hı-hı. Ama dediğim gibi yani Ovacık yani hani doğasıyla güzel olduğu için balıyla da güzeldir. Evet, ne güzel. Buralar hep zaten açık yaylalar. Doğrudur. Baksanıza etrafım muhteşem, bayıldım. Abi bir de şurada bir duman görüyorum. Kahve mi yakıyorsun arılar kaçsın diye? O körüktür. Sağım zamanda, hani arı hırçınlaşmasın diye. Sağım mı? Sağım zamanda, bakım zamanda onu yakıyoruz ki arı hırçınlaşmasın. Saldırgan olmasın. Süzme nasıl oluyor abi ya? Şimdi ben en çok bunu merak ediyorum. Şimdi bu peteği tarakları var. Bu taraklarla alıyoruz. Hı. Makineye koyuyoruz. O makine çeviriyor. Çevirince bunun içindeki işte şu balları var ya, makinenin içinde süzülüyor. Süzüldük mi onu dinlendirmeye alıyoruz. Peki petekleri ne oluyor? Bu petekleri devre dışı kalıyor. Kesiyoruz, fabrikaya gönderiyoruz. Yok şu şey, şu beyazlıkların adı ne oluyor? Bu sırdır. Yani arı mesela bunu niye çekiyor? Bu balın içindeki arı, bu balın içindeki bütün su oranı, nem oranını çektikten sonra sır yapıyor. Çekmediği takdirde işte şunun gibi kalıyor. Boş oluyor. Boş oluyor, evet. Yani arı hayatta boş çerçevenin üzerine sır yapmaz. Süzme bal mı tavsiye edersin, böyle petek bal mı? Bana sorarsan ben süzme bal tavsiye ederim. Neden? Çünkü bu çerçevenin içine bazen polen oluyor. Polen. Polen oluyor. Hı-hı. Şimdi bu polen o balın içine dökülüyor ve o döküldüğü zaman o balın içinde aynı zamanda da polen var. Yani hem alıcılar için tasarrufludur. Çünkü bunun içinde yaklaşık 200 gramı çerçevedir. Bunun 100 gramı da mumudur. Alan vatandaş otomatikman 300 gramdan kalıyor. Evet. Ama süzme tamamen şeydir. Yani net gelen şeydir, daha tasarruflu. Tamam, ama tasarruflu da hani daha sağlıklı olanı hangisi? Daha sağlıklı olan süzmedir. Yani bunun içinde mumu var. Yani fabrika mumu var. Yani ondan dolayı bir de bunun kara kovanı var. Kara kovanı mumu atmıyoruz. Doğal kendi baldır. O zaman en kaliteli bal kara kovan. Tabii kara kovan balı, doğal baldır. Arıları yuvasında görebilir miyiz? Hırçın mıdır? Ne demek? Yok, hırçın değildir. Arıcıklarımızı bir ziyaret edelim. Bu kovanların içi arı mı dolu? Tabii bunlar komple arıdır, evet. Özkan abi, burada şimdi kaç tane kovan var? Burada 110 tane arı var şu anda. 110 tane 110. Arı. Hı. Yani her birinde bir tane arı mı var? Kraliçe arı. Tabii her birinde birer tane kraliçe arı var. Körük ne var içinde? Odun mu? Odun, tezek. Niye peki bunu kullanıyoruz? Arı hırçınlaşmasın diye. Bu arının da huyu kötü galiba, değil mi? Şimdi arı direktmen kapağı açar açmaz saldırır. Niye? Hani yuvası kurcalanıyor gibi hisseder kendini. Açıyoruz şimdi. Ben korkuyorum ya. Gerçi elimde şeyim var, dumanım var. Ay arılara bakın. Allah'ım, ben bu kadar arı ilk defa bir arada görüyorum. Ay arılara bakın. Evet canlarım, şu anda kovanı açtık. Gördüğünüz gibi içinde binlerce arı var. Ve ana kraliçe arıyı gördük. Burada bakın en büyüğü. Bak yavrularının yanında. Peki abi erkek arı nerede? Evet. O da şu galiba. Değil, yok. Şu anda erkek arı yok bunda. Bu mevsimde pek nadiren olur. Nereye gitti bu erkek arılar? Erkek arılar genellikle kırarlar. Hani bal azaldığı zaman işe yaramıyor diye gönderiyorlar. İşe yaramıyor diye. Tunceli Ovacık'ta Ovacık balının yapıldığı yerdeyiz. Tam da kovanların ortasındayım. Elimdeki petek arıyla dolu, binlerce arı var. Ve burada en önemlisi kraliçe arı. İçlerinde evlatlı anneleri, evlatlarıyla birlikte erkek arıyı da kovalamışlar işe yaramıyor diye. Ovacık ilçesinde Gözeler köyündeyiz. Evet. Kızlar tulum peynire basacaklar. Ben de bu tulum peynirine bayılırım. Buralarda da meşhurdur. Sizden iyi yapan da herhalde yoktur değil mi? Yoktur. Evet. Adınız ne? Adım Pakize. Pakize mi? Ay ne güzel bir isim kız. Pakize. Sizin isminiz ne? Besime. Besime. Ne demek? Ne demek? Yani annem demiş ki daha yeter yani. Yeter. Besime yeter 8 demek. 8 tane kız getirmiş ha. Annesi tabii. Aa, siz ne oluyorsunuz? Akraba mısınız? Halamın kızı. He. Halamın. Benim gelinim. Gel kaynanam. Aa! Bu benim kaynanam. Sen halanın kızının oğluyla mı evlendin? He. Öz oğlum değil. Öz oğlum da. Nasıl öz oğlum değil? O annenin annesi ölmüş. Annesi ölmüştü. Kimin annesi ölmüş? Ali Ekber'in. Senin kocanın annesi öldü. 2 yaşındayken annesi vefat etmiş. Bu da işte analık yapmış kendisi. Ha, sen ikinci hanımısın. Niye öyle oldu Pakize teyze? Valla ne bileyim Allah'ın kadarı. Doğru. Kaç yaşındaydın? Bilmiyorum. Yaşımı bile bilmiyorum. Niye? Moralim bozuldu seni sanki. Ben zaten bu adamı sevmiyordum. Duymasın. Ay kıyamam ya canım. Tahtalıkköy gitti. Beni bıraktı. Tahtalıkköy gitti öyle diyor. Adam vefat etti. Aylık da yok, bir şey de yok. Allah rahmet eylesin. Kaç sene birlikte yaşadınız? Yaşadık, 20-30 sene yaşadık. Onu bile unuttun artık. Unuttum da. O gitti, her şeyi de unuttum da. Niye? Kurtuldun mu? Niye öyle oldu kız? Günahtır öyle deme. Kız iyi değildi ya. İyi değil miydi? Tabii ya. Adamı sevmeyerek nasıl evlendin peki? Görücü usulü. Annem yaptı. Annen mi? He. Dedi ben, o da benim annemin akrabasıdır. Hı. He. İşte dedi Ayşen o belki de bana bakıyor dedi. Hakikaten baktı yani, inkar etmem. Ha, ben... Annen kendine damat değil, kendine bakıcı aldı. Tabii, aynen. Sana günah. Günah da ne yapamıştı, olan oldu. Peki senin ilk evliliğin miydi? Kaderin artık. Kader sana ne demişti, hep kaderdir yapıyorum. Doğru, itiraz etmedin mi? Çok ettim. Ne vallahi dedi? Ağladım ama annem hiç durmadı. Ne kadar ağladın? Çok mu? İşte biraz ağladım. Akşama kadar ağlayacaktaymış. Besime abla. Söyle. Peki seni nasıl aldılar? Beni de bu kandırdı. Silsile şeklinde kandırmaca var ailede. Bu da dedi dayımın kızıdır, bana baksa o bakar, benim çoluk çocuğum yok dedi. Sen de kocanı şimdi sevmiyor musun? Seviyorum ya, sevmiyorum. Nerede kocan? Burada. Karşında. Hangisi? Karşında. Abi ya sana çok vallahi gel abicim gel. Abi gel, kendini aklaman lazım. Ali Ekber abicim nasılsın? İyi sağ olun. Sen ablanın dediklerini duydun mu? Evet. Beni kandırdı dedi. Beni çok ezdi ya. Kadın. Tabii beni çok ezdi. Ne yaptı? Belden ameliyat oldum, bak ezildim ha. Yordu seni değil mi? Tabii. Ne yaptı? He? Çalıştırdı mı? Çok çalıştırdı aynen. Peki eziyeti var mı? Yok. Eziyeti yok. Abi sen de işini bilmiyorsun. 2 güzel laf söylesen, kadın mutlu etsen, bunların hiçbiri olmaz değil mi? Doğru. Hepsini unutur. Aynen. Nasıl mutlu olursun Besime abla? Nasıl mutlu olurum? Aynen, bu yorgunluğunu unutman mesela için. Rahatlık olsun, gezme olsun, anlaşmalı olsun değil mi? Doğru, gel oğlum gel. Gel yanıma gel. Peki sana hiç böyle güzel laflar söyler mi, aranızda ilişkiniz nasıl? Şimdiye kadar hiç hayatım dememiş. Ay kıyamam, komşudan, kayınvalideden al haberi vallahi, bunlar alem. Ali Ekber abi bak ben sorunun temelini baştan anladım. Bu kadının ilgiye ihtiyacı var. Sen onunla konuş, Bu kadının ilgiye ihtiyacı var. Ya şu kadıncağıza aşkım seni seviyorum der misin lütfen abi? Öyle yok. Ayıp değil. Hiç de ayıp değil. Böyle dediğiniz için böyle oluyor zaten. Sevginin dile getirilmesi kadar doğal, güzel bir şey var mı? Ama bizde öyle ayıp var. Hayır, ayıp değil vallahi. Bunlar eskilerdeydi. Bunlar daha kamiller. Bunlar daha ne aşkım, hayatım, canım, ne söylesin? Seni kocan hoca diye kıskanma kız. Dur. Erkekler abi gel. Gel. Tamam. Ne kaçtı adam vallahi. Abi gel. Ali Ekber abicim. Hanımını seviyor musun? Sevmek illaki olur ama şimdi konuşma şartlarına göre yaş bayağı geçme artık olmuş. Ama gençliğinde de yapmamışsın. Belli ki kadının baksana ilgiye ihtiyacı var. Yorgunum diyor. Ruhu yorgun. O bedenen yorgun ayrı bir şey. Tabii hayat şartları. Hepimiz çalışıyoruz. Ben de çalışıyorum. Hiç eve gitmiyorum. Hı-hı. Ama gönül yorgunluğu başka bir şey. Hadi Ali Ekber abi, bir seni seviyorum de ya. Hadi lütfen ya. Kaç yıllık hanımın? 40 yılsına. Var 40-50 yıl var. Söyle abi. Sevmekte değil ama onda şey diyor ya. Ay, aşkım seni seviyorum de. Hadi öyle de. Ya, hadi abi. Hadi abi lütfen. Lütfen hayır tamam. Peynir kurudu. Tamam bir dakika, kurumaz peynir. Valla şimdiye kadar söylemediğimiz için daha burada da bir söylememişiz. Hadi söyle abi ya, bir ilk olsun lütfen ya. Lütfen hatırım için hadi. Onda ne? Yani şimdi onda sevmek... Aşkım seni seviyorum der misin? Yok, sevmek zaten ya ki insan sevdiği zaman çok abursun. Şimdi aşkım seviyorum diye yani o... Abi lafı uzatma. Onu söyle. Evet. Pendir. Hadi. Neyse. Pendirbaş aşkım. Hayır. Seviyoruz. Hayır. Seni çok seviyorum aşkım da. Hadi abi. Seni çok seviyorum güzelim. Ay bravo. Bravo. Adamı kandırdın, o çok aksıdır ha. Şimdi gelelim peynire. Tamam. Hadi gene iyisin. Seni seviyorumu da kaptım. 50 sene sonra. Vallahi sen kandırdın. Biz bu mutlulukla güzel bir tulum peyniri basalım abla. Tamam mı? Tulum peyniri niye burada meşhur? Çünkü niye meşhur? Bizim davarımız Muzur Dağı'nda oturuyor. Hı. Güzel yerlerde. Hep çiçek yiyor. Peki neden tulum bunun adı? Nasıl yapıyorsunuz abla? Bunu davarımızı sağıyoruz. Evet. Sütümüzü süzüyoruz. Hı. Hem bezli süzgeç var, hı, hem de telli süzgeç var. Peki yani şey girmesin, kirmir. Tamam. O biraz soğudu mu, hı, mayamızı atıyoruz, şilaf mayası. Şimdi hazır maya da var. Şilaf mayası da var. Ha, bu hayvanın sakatatlarından olan. Ondan atıyoruz. Tuttu mu bakıyoruz, peynirimiz tutmuş, onu süzgeçlere döküyoruz azar. Yani 10-15 tane süzgeçe katıyoruz. Onu değiştiriyoruz legenlerde. Bir de böyle honçanın üstünde indiriyoruz. Honça ne kız? Böyle şey, tahta. Onu bir de taş üstüne koyuyoruz, iyice kuruyor. Onu tulum yapıyoruz, salamura yapıyoruz. Tulumumuzu da torbalara katıyoruz o peyniri. Hı-hı. Torbalar böyle büyük torba olur, 50 kiloluk olur. Hı-hı. Onu tuzluyoruz, torbaya basıyoruz, şeker torbasını. Hı-hı. Basıyoruz, onu dikiyoruz, taşların üstünde indiriyoruz. Peki bir bunlar ne zaman oluyor? Bir ay. Yalnız o torbalarımızı arada değiştiriyoruz. Hı-hı. Değiştirdi mi o peynir lezzetli olur, suyu gider. Bir ay oldu mu getirip basıp dolaba atıyoruz. 2 tane dolap almışız. Aha. Bir tane soğutucu, bir tane deri dondurucu. Deri dondurucuya atmıyoruz, o bozar. Evet. O soğutucuya atıyoruz işte. Mesela 2 torba basıp dolaba atıyoruz, 3 torba basıp dolaba atıyoruz. Onu sattı mı bir daha atıyor dolaba. Şimdi biz bunu basacağız. Böyle iyice sıkı mı olması lazım? Evet. Başka türlü olmaz mı? Böyle de olur. Ha, bu ağaçtan da olur. Bak böyle basıyorlar. Tamam. Böyle basıyorlar. Peki biz bunu bastık. Ne zaman açmamız lazım? İsterse yarın aç. Hemen yiyebilirsin yani. Ömrü ne kadar? Ömrü 1 yıl gider. Bir yıldan sonra yenmez. Biraz acı olur. Munzur dağlarının eteklerindeyiz. Hava mis gibi. Munzur dağın sakin faydası bize. Aşk olsun ya, öyle deme ya. Bak hayvanlar gidip orada otluyormuş yaylalarda. Şimdi hayvanlar otluyorlar, bana ne? Otlasınlar. Bu peynirler nasıl olacak peki? Bu peynir olsun olmasın, bana ne? Sen hayattan bıkmışsın vallahi aşkım. Ya. Hadi bir türkü söyle de eyle. Tamam bir o çıkar. Yok kaldı vallahi. Yok kaldı. Söyle. Tuncelimizin meşhur tulum peyniri hem de hanım ablalarımın ellerinden. Ellerinize sağlık. Sağ olasın. Aleykümselam. Nasılsın? Ne yapıyorsun yolun ortasında? Teşekkür ederim. Vallahi iyiyim. Sağ olasın. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Köyün ortasındasın abi şu anda. Evet. Bu hayvanlar ne yapıyor sokağın ortasında? Bu hayvanlar şimdi o tatlıya götürüyoruz. Dinlendirmeye getirip tekrar götürüyoruz. Senin adın ne abi? Mustafa Keser. Mustafa Keser mi? Evet. Ay, bizim Mustafa abi tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Haydi Abbas, evet. Vakit evet. Tamam. Doğru. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Evet. Bir akrabalığın var mı Mustafa Keser'le? Yok, bu Elazığ'da, biz Ovacık'tayız. Ha, doğru. Evet. Bu hayvanlar nereye gidiyor? Bu hayvanlar şimdi buradan yaylama gidiyor. Yaylama gidiyor. Yolları da biliyorlar, baksana. Yolları biliyorlar da şimdi burası böyle kapalı olduğu için. Hı hı. Başlarında köpekleri de var. Köpekleri de var. Burada. Peki abi, burada küçükbaş hayvancılık önemli değil mi? Çok önemli. Neden? Neden? Çünkü buranın kırsal kesim olduğu için buranın geçimi hayvancılık. Ne oldu abi? Hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılık. İş yeri yok, bir şey yok. Biz sadece işte artık bir davarımızı satarız, ot alırız, saman alırız, yapı alırız, belki davarımızı geçimimizi yaparız. Yani geçim yerimizi yapmıyoruz. Yani. Yazın dağlarda Muzur Dağı var, besleniyorlar. Yazın tabii yazın besleniyor ama kışın israf çekiyoruz davarda. Kışın zayıflanıyor çünkü gelir yok, bir şey yok. Buranın en büyük geçim kaynağı hayvancılık mı? Hayvancılık, başka bir şey yok. Bu hayvanlar senin mi? Yok, bütün 4 kişinki. 4 mahallenin yani 4 davarınki, mahalleninki de yani arkadaşınki de var, ben de var, 3 kişinin daha var. Siz o kişilerden çobanlık parası alıyor musunuz? Çobanlık hemen günde bir kişi gidiyor öterim. 2-3 gün zaman devir diye. Daim yapıyor. Günde bir kişi gidiyor, bir kişi getiriyor. Ve burada hayvanı hem satıyorsunuz, etinden yararlanıyorsunuz, tabii, öyle mi? Tabii, bizim doğal hayvanlarımız doğal. Evet. Çünkü biz arpa kullanmadığı için, yün kullanmadığı için davar sadece ot. Çeşit çiçek yiyor mesela davar. Kaç çeşit çiçek varsa, ot varsa davar her birinde koparıyor, üstten koparıyor, yiyip yağı da değişik oluyor mesela, her şey söyledi. Neden dağlara Muzur Dağları'na gitmiyor hayvanlar? Hayvanlar şimdiye kadar gidiyordu. Bu da 2-3 aydır yağmur yağmadığı için otta kurumuş ya. Davar gidemiyor. Bir de su yok. Su, çay var. Yani buradaki su zenginliği nerede var? Su çok. Bak derelerde su var. Mağdada su çok. Ama dağlarda yok. Bu zamanlarda su çekiliyor. Çekildiği için su yok. Davar su sarıldığı zaman mecbur aşağı indireceğiz. Tunceli misin abi? Evet, buralıyım, Ovacıklıyım. Tuncelileri nasıl bilirsin? Ya Tunceli insanlar iyidir. Tunceli insanlar halkları seven insanlardır. Çok misafirperverler. Misafirperver tabii ya. Bütün mesela yabancılar buraya geldiği zaman adam memnun olup ele gidiyor buradan. Doğru. Mesela diyor ki yani biz... Ben şahidim. İlk baştan diyor adam diyor ki diyor biz yani korkarak geldim ya da insanlar nasıldı diyor. Ama geldiği zaman içine girdiği zaman adamlar her şeyi biliyorlar. Gidiyor anlatıyorlar. Şehirlerde anlatıyorlar. Ya Tunceli halkı böyledi, siz mesela bize yanlış tanıtıyorlar, yanlış şey veriyor ama biz Tunceli halkları içine gittiği zaman yani bir de Tunceli oluyoruz. Öyle diyorlar adamlara. Yani millet bazıları ya anlamadığı için yani bunu söyledim yani. Zaten biz hepimiz kardeş, hepimiz Türk vatandaşıyız, hepimiz aynı kanda yani şeylerdeyiz. Aynı toprağın insanlarıyız. Evet. Ya bazıları bilmediği için yani şimdi zaten ben dedim ki ben bana hiç gitmemişim. Bilmiyorum, ona insanlar bilmediği için yani peki diyor bunu acayip insan ne yapar? Ama gittiği zaman öyle gittiği zaman sürekli konuştuğu zaman oturduğu zaman yani insan daha farklı değişik oluyor, daha farklı mesela şeyler biliyor. Doğru. Tunceli'nin erkekleri nasıldır? Tunceli erkekleri vallahi bayanlardan daha güzel ilgi gösteriyor millete. Daha iyiler. Daha millete mesela şey yapıyorlar. Abi sen hanımları gömemezsin, yok, bir dakika ya. Evet, kabul etmiyorum ya. Olur mu Hüseyin amca, gel. Ben giderim, davar gittim millete ifade. Nereye gideyim? Tamam hadi git abi. Tamam hadi görüşürüz. Davarlara selam, aileye selam, yengeye selam söyle. Giderken videoyla denk geldim canlarım. Bakalım içeride neler oluyor? Buralarda düğünler nasıl yapılıyor merak ediyorum. Hadi o zaman biz de halay çekelim, eğlenelim, eşlik edelim canlara. Hadi. Burada gelinimiz var, damadımız var, dedelerimiz var. Buranın düğün kültürünü, ritüellerini bize anlatacaklar. Az önce nikah kıyıldı. Dedelerim, neler oldu burada? Bizim yolumuz, inancımız, erkanımız Hak Muhammed Ali yoludur. Bu yolda da rızalık çok önemlidir bizim için. Rızalık da şuradan olur. Gelin hanımla damat hanım herkesin birbirinden razı olması lazım ki bu da Kur'an-ı Kerim'de ayette razı etmiş ve edilmiş şekilde dön Rabbin ayetine istinaden biz yaşarken o razılığı alırız ki bunların o razılığı almada biz o duamızı yapmayız. Ablamız abimizden razı olacak, abimiz de ablamızdan razı olacak ki biz bu duayı yapalım. Ondan sonra bunları Hakk'ın huzurunda, Hak Divanı dediğimiz Hak Muhammed Ali huzurunda bir araya getiririz. Kıbleye dönmüş bir şekilde bunlar Hakk'ın huzuruna gelirler ve anne babalarda, büyüklerde rızalık alınırız, toplumda rızalık alınır. Bu iki can evlenecek ve toplum buna razı mı diye herkesle razılık arz. Onlar da razını gösterdikten sonra biz hizmetimize başlarız. Başlamada şu şekil olur, honça indirilir, ailenin yapmış olduğu niyazlar, gömmeler gelir, şerbetler gelir. Gömmenin amacı budur, bu iki can için yapılır, kurbanlar kesilir. Yine bu iki canın için kurban kesilir, kapı komşuya, eşe, dosta dağıtılır ki bu iki kişinin evlendiğini eş, dost, çevre bilsin. Bunlar bu kapıda çıktıktan sonra nikah kız evinde kıyılır. Kız evinde çıktıktan sonra kimse yanlış bir algı algılamasın diye biz o kurbanımızı keser, eşe, dosta dağıtırız. Bu iki canımızın nikahı kıyıldı diye bütün dostların, bütün çevrenin, herkesin bundan haberdar ederiz. Ondan sonra biz Kur'an-ı Kerim'de ayetimizi okuruz. Ayetten sonra Allah'ın emrini dile getiririz. Allah'ın emri dediğimiz cümlede şudur. Diyoruz ki Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, İmam Cafer-i Sadık Hazretleri iştahatı üzerine hazır bulunan cemaati, şahadeti ve tanıklığı ile Ali Ekber kızı Nazan'ı eş olarak kabul ettim mi deyip bunu 3 defa tekrarlarız. Aynısını abimize de söyledikten sonra bunları Hakk'ın huzurunda Dar Didar dediğimiz, Dar Divan'a dediğimiz şu hareketi böyle yaparız. Bu Hak Muhammed Ali huzurundadır. Bu Kur'an-ı Kerim'de dik duruştur, elifi ifade eder. Bu da Kur'an-ı Kerim'de D harfini ifade eder. Bu da yere duadan sonra secdemizi yaparız. Bu da Kur'an-ı Kerim'de M harfini ifade eder. Yani ilk yaratılan Hazreti Adem'e secde. Şeytan hariç bütün meleklerin secde ettiği o insanoğlunun o güzelliğine, Allah'ın yaratmış olduğu, benim yaratmış olduğum mahlukatı işte en şereflisi insanoğludur ayetine istinaden biz o son dakika secdemizi Yaradan'a yaparız. Sonra kalkıp hep beraber dualarımızı okuruz. Deriz ki Ya Rabbi, nikahını kıydığımız bu iki canın nikahlarını kabul ve makbul eyle. Dildeki dileklerini, gönüldeki muratlarına vasıl eyle. Ailelerimizin evlatlarını hayırlı bir evlat nasip eyle. Ağızlarınız tatlı olan, soyunuzda siz yeryüzüne daim ola diye Hak Muhammed Ali ve Ehl-i Beyt'in 12 imamların ismini zikrettikten sonra son bir fatiha nikahımızı bitiririz. Sonra lokmalar kapı, komşu, eşe, dosta dağılır. Ablamız da helaliyle, onuruyla ve gururuyla bu evde davul ve zurna eşliğiyle buradan çıkar. Bizim nikahımız budur. Peki en son gördüğümüz, şahit olduğumuz olayı merak ettim. Gelin hanıma dediniz ki o sofra beziniz sen kaldır. O kültürel bir anenedir. Bayanla ve erkeğin arasındaki bir saygı mesafesi için. Çünkü honça ağır bir olay. Honça dediğim sofradır değil mi? Biz ona kültürel olarak honça deriz. Honça ağır bir olay olduğu için bayana değil de erkeğe onu kaldırıp indirmesini söyleriz. Sofra da bayanın hakkıdır çünkü yemeği meydana getiren, sofrayı seren bayandır. O yüzden erkeğe sofrayı serdirmesin, sofrayı bayan sersin, sofrayı bayan kaldırsa honçayı da erkek indirsin, honçayı da erkek alır. Çünkü daha ağır olduğu için. Bunun da dinen değil de maneviyatın bir şey var. Aynı zamanda da kadın erkek arasındaki eşitliği, dengeyi sağlamak amaçlı da olur. Evet. Alevilik inancına göre nikahlar böyle kıyılır ve kına gecesinde kıyılır, öyle mi? Görüyorsun, evet. Kız evde çıkmadan kızın nikahı kıyılır. Kız kendi babasının evinde o nikah kıyıldıktan sonra çıkar. O süreç içerisinde de çünkü kendi evine götürecek, kendi helalidir. Nikah kıyılmadan damat hiçbir zaman kızı alıp da buradan çıkamaz. Allah'ın emri dile gelecek, bu rızalık dile gelecek. Nikah kıyıldıktan sonra Hakk'ın katında da artık bunlar helaller ve ana babanın ve toplumun rızasıyla artık bunlar eş oldular. Bundan sonra alıp götürebilir. Son duanız varsa hocam? Biz elimizi her zaman Yaradan'a açarız ve abdest boyutu diyoruz. Elimizi yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, bizim Alevilikteki abdest olayı şudur. Biz Hakk'ın huzuruna döneriz, elimizi yıkarız, deriz ki Ya Rabbi, bir daha bu elle haram işlemeyeceğime dair sana tövbe ederim. Yüzümüzü yıkarız, ağzımızla, burnumuzla ve bütün azalarımıza yapmış olduğumuz günahlara Ya Rabbi, harama dönmeyeceğime dair bu gençlere nasihat ederiz. Gözümüzle harama bakmayacağımıza, ağzımızla dedikodu, gıybet yapmayacağımıza dair ağzımızı, gözümüzü yıkarız. Yıkadıktan sonra ayaklarımızı yıkarız. Harama yürümeyeceğimize dair ayaklarımızı yıkamamızdaki amaç budur. Ondan dolayı biz elimizi açarız. abdestimizi biz bu şekilde alırız ama bir defaya mahsus tövbe olarak yaparız. Çünkü ağızda yapılan duayı o kadar temiz olacak ki Hakk'ın katında o dua kabul olsun. Hani biz bazen diyoruz ya, ya Rabbi biz dua ediyoruz ama duamız neden geç kabul olur? Çünkü biz de o dua yapacak o temizlikteki ağız olması için bu ağızda dedikodu, gıybet olmaması lazım ki biz bu duayı kabul edelim. Elimizi açarız, deriz ki ya Rabbi, çünkü bu elin duası kabul olması lazım. Çünkü elimizi yıkadık ve bir daha günah işlememek için yıkadık ve bu canlar için bu temiz elle dua ettik. Dedik ki ya Rabbi, nikahını kıydığımız bu birlikleri, bu eşlerin birlikleri mübarek eyle, eşlerin ömrünü uzun ve sağlıklı eyle, dildeki dileklerini gönüldeki muratlarına vasıl eyle, yuvalarını mutlu eyle, ailelerimizin evlatlarını da hayırlı evlatlar nasip eyle, ağızlarınız tatlı ola, soyunuz nesliniz yeryüzüne daim ola, nikahlarınız kadim ola, muratlarınız hasıl ola, verdiğiniz ikrardan dönmeyesiniz, pir divanında utanmayasınız, İmam Hasan, İmam Hüseyin Efendimizin hidayetlerine mazhar eyleye, 3'lerin, 5'lerin, 7'lerin, 12 imamların, 14 masum vakların, 17 kemerbestlerin, 40'ların, cümle erenlerin, evliyaların, 2 cihan-ı serveri Muhammed Mustafa'nın keremler sahibi Aliye'nin mürteziyetine mazhar eyleye deyip son bir Fatiha'yla nikahımızı bitiririz. Büyüklerin ellerini öper ayrılırız. Ne güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Öyle, bir yastıkta koyun. Bir yastıkta kocayın inşallah. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Gözeler'deyim. Alevilik inancına göre buranın önemi ve anlamı büyük. Burası Aleviler içinde bütün herkes için, dünya genelindeki bütün canlar için bura bir şifa merkezidir. Bura bir inançtır, bura bir imranızdır. Gelip burada namaz edip ibadet kılın. Burada namaz kılınıyor mu? Namaz dediğimiz secde yapıyoruz. Başımızı secdeye koyup duaya duruyoruz. Ve medet diliyoruz çoluğumuza, çocuğumuza, aile birliğimize, hastalığımıza şifa vermek için ve buradan medet diliyoruz. Zeynel'de de benim öğrendiğim bir şey var burada. Her ocağın ayrı bir dedesi var. Ve her dedenin elinde bir bağlama var. Her dede bağlama çalar mı? Şimdi güzel bacım, herkes bağlama çalmıyor. Şimdi kimi dedelerin kendisi çalıp, kendisi zakirlik hem yapıyor, hem dedelik yapıyor. Hem yol gösteriyor. Kimisi de zakiri vardı. Zakiri çalıp söylüyor. Dede sadece hizmet yapıyor. Gülbenk veriyor. Dua okuturuyor. Secde dualarını veriyor insanlara. Kur'an ayetlerinden insanlara intikal ediyor. İşte Kur'an'ın söylediklerini insanlara beyan ediyor. Anladım. Bazı Kur'anlarda bizim mesela önemli dualarımız var. Bütün 18 bin alem için çok şeyler var Kur'an'da. Onlar intikal ediyor dedeniz. Ve ondan sonra duasını veriyor, cemi bitiriyor. Zakir ayrı olur ama ben bu kana kadar... Zakir ne demek? Zakir saz çalıp beyi söyleyen, cemi yürüten. Ha. Şimdi ben hem kendim cemimi yürütüyorum, hem dedelik yapıyorum, hem zakirlik yerlerini kendim yapıyorum. Peki cemi kendim bağlamanın önemi ne? Şimdi bağlamanın önemli bizim için çok önemlidir. Bizdeki mesele şu, dede sazı 3 tellidir. 3 tellinin anlamı nedir? Allah Muhammed yâri. Anladın? Buradaki perdeler bütün 12 imamlarını teşvik ediyor. Nereden öğrendin? Babamdan, dedemden öğrendim. Ya. Bunlar okur yazarlıymış. Bunlar okumuş tabii. Eski yazı okumuşlar bunlar. Çok 8-9 sene benim dedem Elazığ'da Harput'ta okumuş. Bizim irfan sahibiymiş. Babana dedene minnet duyuyorsun değil mi? Ne demek? Hazreti Ali ne demiş? Bana bir harf öğretin. Öğreten kölesin. 40 yıl kölesi olurum. Kölesin tabii ki. Doğru. Evet. Yani biz kendi kendine öğrenmedik. Evet. Babadan oğula intikal edilmişti. Ta Karbeler'den beri dedelerimiz devam edip gelmiştir. Aynı zaman bizim soyumuz Ehl-i Beyt'e dayanıyor. Seyyid-i Saadet, Evlad-ı Resul neslinden gelen bir nesiliz. Dedelerin kökeni Ehl-i Beyt soyundan geliyor. Onun imamların soyundan ayrılıp geliyor. Bunu iyi bilmemiz lazım. Dede, evet. Peki bize ne söyleyeceksin? Ben burada Kerbela vakası için bir ahit okuyacağım. Kerbela vakası büyük bir olaydır. Kolay bir şey değildir. 72 tane sebepsiz yerde şehit edildi. Sebebi neydi? Dava neydi? Amaç neydi? İktidar için değil mi? Kerbela çölünden kanı çalmatan Hak senin dertlerin İmam Hüseyin. Ah derdimin dermanı İmam Hüseyin. Ah pirim İmam Hüseyin. Yıptı da bu meydanı yürüseydi taştı. Gökten ene güler karnına yasıştı. 73 pelivan hep bu yolda şehit oldu. Vay demine vay. Ah senin dertlerin İmam Hüseyin. Derdimin dermanı. Ah İmam Hüseyin. Kana boyanmıştır Hazreti Peygamber. Nerede Zülfikar oradadır Haydar. Ağladı Hazreti Fadime'nin kamber. Vay beni ah beni. Kıyamam ya. Ah senin dertlerin pirim İmam Hüseyin. Ah Hüseyin. Ah Hüseyin. Ah İmam Hüseyin. Beyi tütürdüler İmam Tağı'yı. Geldi geçti türlü uyu. Alemlere yazı günahı. Vay beni beni. Vay beni beni. Ak senin dertlere İmam Hüseyin. Ak İmam Hüseyin. Bu mekan senindir ya İmam Hüseyin. Ah İmam Hüseyin. Seyfini sadır der ki gönlümün zar var. Kerbela'da el beytin nuru. 12 ay kanala sen önde yeri var. Vay beni beni, ah beni beni, vay beni. 12 kanala sen hem de imanisine yeri vardı. Vay le beni vay, filmi vay. Ağabına sağlık, evet. Allah kabul etsin. Sağ olun bana. Ağzına sağlık. Sağ olun, var olun, size var olun. Vallahi içimizi yaktın. Gelmiş için çok teşekkür ediyorum. İçimizi yaktın dedi, sağ olasın. Biz Alevi, Sünni diye bir kaynağımız yoktur. Muhammed Mustafa Safa kendi bütün ümmetin peygamberidir. Kur'an bizim hepimizin Kur'an'ıdır. Biz hepimiz aynı canız, aynı kandanız, aynı soydanız. Biz hepimiz kardeşiz. Ama aralarımıza nifak sokanların da Cenab-ı Allah Hazreti Hüseyin kendilerine yardım etsin, kendilerine merhamet iman versinler. Aramızdaki olan mesele şu, inanç durumlarımız farklı. Biz camiye gidip ibadet ediyoruz, siz camiye gidip orada ibadet ediyoruz. Siz aynı ibadet ediyoruz, biz aynı ibadet ediyoruz. Sözlerimiz hepsi birdir. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Tabii ki, ne demek? Bizi yaradan Yüce Allah'a biz inanmışız. Bizim başka bir inancımız da bütün gerçeklerimize, evliyalarımıza, enbiyalarımızadır. Ayrım yoktur, biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz, tabii ki, hepimiz canız. Aynen, biz hepimiz aynı canız. Kimsenin kimseden bir farkı yoktur. Herkes tek can, tek vücuttur kardeşim. Ağzına sağlık dedi. Cenab-ı Allah yardımcın olsun, yolunuz amin, açık olsun. İyi ki varsınız. Allah razı olsun dedi. Bize şeyler yapıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun. Amin dedi, amin dedi. Ellerinden öperim, ne güzel şeyler söyledi. Sağ ol benim bacım. Allah sizden de razı olsun, yolunuz açık olsun. Ağzına sağlık. ederim. Bravo, bravo, bravo. Gerçekten Tunceli'de beyler inanılmaz güzel oynadılar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirmişsiniz. Hoş bulduk. Sizi izlerken gözlerimi alamadım. Teşekkür ederim. İsminiz nedir? Emre Koç. Emre abi, bu oyunun, bu kültürün ismi nedir? Ben de sizler gibi giyindim. Öncelikle bir kıyafeti öğrenelim. Bu kıyafetin ismi ne? Şimdi bu eski yöresel kıyafettir. Aha. Bu üstünüzdeki üç etektir. Aha. Başpuçusu, tülbent. Bu üzerimdeki pestimal. Bunların altında da bir de şey vardı. Şal var. Yok. Biz zacıra perin deriz. Ha. Beyazdan iki aha etekli. Aha. O vardı. Belinde kuşak, yine aha kollarda kolçak, aha saçlarda şey var, biz gale deriz, takılırdı. Aha. Bunlar bizim eski yöresel kıyafetlerimizdir. Bu oyun Tunceli'nin mi, Ovacık'ın mı? Şimdi zaten Tunceli, Ovacık birdir ama aha genelde bizimki daha farklı oynarlar. Çoğu oyunlar zaten yani kaybolmuş gitmiş, tek bir karaçul genelde oynanır. Ama genelde bizim buranınkidir. Abi iyi güzel, hoş da sen niye kadın kılığındasın onu anlayamadım. Şimdi hani biz düğünde de genelde giyeriz, şey çıksın, şaka olsun, komiklik olsun. Ha, eğlence için. Eğlence için. Hani güzel görünsün, daha şaka, daha gırgır, daha şamatadan geçer. Buyur Emre abicim, şöyle ortaya geçelim. Buyurun, buyurun. Emre abi bu nasıl bağlanır? Hadi şimdi bismillahirrahmanirrahim. Fes olması lazımdır. Fesini fes ver abi, seni bu de bir görelim. Fes değildir, bu tacdır. Taç bunu mı? Bayanlar takar. Alem önden falan batara, gümüşten olur. Çıkar da bir görelim. Emre abinin normal halini de görelim. Aa, harbiden fesmiş vallahi ya. Fes başıma, fes başıma, püskülü ben olaydım. Abi bir çıkar da görelim seni ya. Yok. Neden? İşte. Racon, racona ters mi? Ben zaten normalde puşlu giyinirim. Ben puşiyi kaç dakikada bağlarsın abi? Ben onu hiç hesaplayamadım. Sence? Gençler, sizce Emre abi kaç dakikada bağlar? 30 saniye. 30 saniye. Saniyeyi tutuyoruz efendim. Buyurunuz, sahne sizin. Hızlan Emre abi, çabuk çabuk, yüzümüzü kara çıkarma, çabuk Emre abicim. Hadi bismillah, Allah Allah. Evet. Bağladı mı? Bağladı. Evet. Çok sıkma, adamın başını mahvettin. Migreni tutacak adamın. Evet, alkışlıyoruz, bravo. Bravo, bravo. Şöyle bir kameralara bakar mısın? Bak bak kameralara. Gerçekten Türkiye senin şu anda normal halini merak ediyor. Yani nasıl yani? Evet ya, şu başındakini bir çıkar, nasıl bağladın? Tek tek soy abi, evet. Bravo, bizi kırmadı, teşekkür ederiz. Abi bayağı yakışıklıymışsın ha. Yok canım, size teşekkürler. Hanımın nerede? Hanım yoktur. Niye yok? Hiç evlenmedin mi? Yok, evlenmedim. Ay sen de ben gibi evde kaldın, vah vah vah. Vallahi sen bulursun da biz biraz zor buluruz. Ne iş yapıyorsun Emre abi? Hayvancılık yapıyorum. Birkaç tane ineğim var. Hı hı. İşte onlarla geçinip gidiyoruz. Emre abi çok teşekkür ederim. Beyler gerçekten harikasınız. Sağ olun. Muhteşem her şey. Şimdi o zaman ben bir tane halayınızı çekmeden, oyununuzu oynamadan gitmek istemiyorum. Ovacık'ta Koyungölü köyündeyim. Buranın coğrafi işaretli zerfet ekmeği meşhur. Ben de kızları topladım yanıma, ekmeği yapın geliyorum dedim. Onlar da beni kırmadılar, yaptılar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın annem? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Adınız ne? Kumru İlter. Kumru anne, bu evet. Ekmeğin özelliği nedir? Yağlı kömbe diyoruz. Kömbe. Evet. Asıl ismi zerfet ama değil mi? Zerfet, evet. Aha. Zerfet diyoruz. Bunun değişiği var. Biz kaşırı diyoruz. Kumru anne, bu ekmek ne zaman yapılır? Aralık ayında yaparız. Ziyaret üstüne gideriz. Hızır ayında da yaparız. Ha. Yani inançlarınızla, kültürünüzle evet. Önemli günlerde yapılır. Önemli günlerde yaparız, evet. Aralıkta niye yapılır? Aralıkta bizim yani eskilerimin şeysidir, adeti yani. Ziyarete gideriz, tepemize çıkarız. O da ziyaret var. O ziyarete giderler. Herkes yapar, evet. Ziyarete gider. Lokma yer. Ya kurban keserler ya da bu lokmayı yapar giderler. Hazırda. Hızır'a gidilen yer dediğiniz yer neresi oluyor? Mesela ziyaretlerimiz vardır. Yani gidiyoruz. Onun üstüne köyler toplarız. Bizim dedelerimiz var. Beraber onu gideriz, paylaşır. Geri... dedemizle gideriz, paylaşır, geri geliriz. Evet. Cem evine Cem tutunca da biz bunu götürürüz. Varıva giderken götürürüz. Bu ekmekler nasıl yapılır? Bunu yağ eritiriz, suyumuz katarız, tuzumuz katarız, unumuz katarız, yaparız, tepsiye katarız. Pasta gibi. Atarız, evet. Ama buna 1 kilo yağ gider. 1 kilo yağ mı gider? Evet, evet. Masraflı bir şey yani. Evet, masraflı bir şey yani. Peki düğünlerde, derneklerde de yapılır mı? Düğünlerde de Allah'ın emrine kılınca bunu yaparlar. Dedemiz de gelir, bunu keser, parçalar, ondan sonra olan topluma dağıtır. Bunun adına lokma mı diyorsunuz? Evet. Evet. Ha, biz nasıl lokma döküyoruz? Evet. Evet. Aynen, aynen. Peki, normal günde yapar mısınız? Ne? Normal günde de bazen yaparız. Herkes yapar lokmayı. Lokmamızı yani yaparız, yani. Lokmamızı herkese yani ister 1 dirhem olsun herkese veririz. Ha. Kimsenin gözü lokmada kalmasın. Ölülerde götürürüz. Mezarın üstüne yaparız. İyi günde, kötü günde zerfet yapılır. Evet, yapılır. Lokmayı parçaladım, lokmayı böyle parçaladım. Bismillahirrahmanirrahim Muhammeden Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim Muhammeden Resulallah. 3 kere söyleriz. Lokmamızı parçalarız. Allah Muhammed yani o zaman keselim. Allah Muhammed yani. Yani biz bunu normal parçalayamayız. Doğayla parçalayamayız. Lokma olur. Her lokma dağıttığı zaman. Kendine yaparsan ama kendine yaparsan. Ama lokma ziyarete gidersen, Cem evine gidersen öyledir yani. Dede bunu parçalar. Allah Muhammed yani ondan sonra. Peki bunu kız tarafı mı düğünlerde götürür yoksa erkek tarafı mı? Erkek tarafı. Kız tarafı da erkek tarafı götürür. Ha, kına yapıldığı zaman erkek tarafı. Emrek diyorlar, yapıyorlar. Erkek tarafı. O emrek bittiği zaman lokmamızı keserler dede, dağıtır. Teyze, adın ne? Cürer Keskin. Gülizar annem, kaç yaşındasın? Teyzen ne konu, hangi dil konuşuyor? 68. Zaza. Ha, Zazaca. 78. 78. Maşallah. 78 yaşına kadar kaç kere yapmışsındır? Çok, vallahi çoktur ama bilmiyorum. Bilmiyorum ama. Canım bir tanem. Kim baktı sana? Ben kendim baktım kendime. Sana çalıştım, buna çalıştım, buna çalıştım. Kendime baktım. Hem kendime baktım, hem çocuklarıma baktım. Böyle komşularım biliyor, herkes biliyor. Millete davara gidiyordum. Millete yorgan dolduruyordum. Ufaktır, böyle küçük. Buraya komşularım herkes. Peki şimdi çocuklar kıymetini biliyor mu? Biliyorlar ama herkes evde, kendi halinde çalışıyorlar. Niye gitmiyorsun onların yanına? Ben niye gideyim? Burada benim evim var. Ben evimde rahat ederim. Kapı komşunun yanında rahat ediyorum. Ben niye gideyim memlekete? Yani misafir giderim yanına. 1 ay kalırım, 2 ay kalırım. Yine bu memlekete geliyorum. Kocanı özlüyor musun kocanı? Özledik de unuttuk bile. Özledik. Bir sene vallahi yemin ederim. Bu Mehmet Akkoç'un ben bir sene bile yatakta yatamadım. Benle beraber bir yatakta yatıyordu da. Akşam oldu mu yatakta uykum gelmiyordu. Ben gidip çocuk da yatıyor. Bir sene kadar unutmadım diyor ha. Kim özlemiyor kocanı? Kızlar peki burada hanımlar ne yaparlar? Abla anlatsana biraz. Sakıza gidiyorduk. Hanımlar sakıza gidiyorlar. Kenger sakızı değil mi? Kenger satıyorlar. Özkan satıyorlar. İnekleri var mesela. İneklerle uğraşıyorlar, tarlaya gidiyorlar. Doğru, tamam. Peynirle, sütle, budur yani başka. Hala çalışıyor mu kadınlar? Tabii ki çalışıyorlar, evet. Bu mesela fasulyeye gidiyorlar şimdi. Ya. Fasulye biçiyorlar, onu çıkarsınlar, satsınlar. Bana seçiyoruz. Yani şu yazın yani hiç durmazlar yani. Hep tarlada, evde. Yani kadınlar işi zor. Anadolu'nun cefakar kadınları, evet. Her yerde çalışıyorlar. Aynen öyle. Yani. Peki evde iş yapmak, dışarıda iş yapmak zor olmuyor mu? Tabii ki zor oluyor. Gece saat 2'ye kadar belki de iş yaparlar. Ya. Yani ekmek yaparlar mesela. Sen neler yapıyorsun abla? Ben şehirde yaşıyorum, yazın geliyorum. Ben de aynı onlar gibi bostan ekmişim. Onunla uğraşıyorum, fasulye seçiyorum mesela. Ben de oturmuyorum. Aynı onlar gibi çalışıyorum. Önceden kadınlara daha zordu. Su yani. Dereden getiriyor, taşıyorduk. Elbise elle yıkıyorduk, ayranı elle sallıyorduk. Biliyor musun? Pekala, hadi kızlar. Merak ediyorum, şu ekmeği yiyelim. Evet. Tunceli'nin coğrafi işaretli zerfet ekmeğini dede olmadan kesemiyormuşuz, evet. Yiyemiyormuşuz. Dedemiz geldi. Evet. O zaman biz de kurallar neyse onlara uyacağız. Evet. Buyurun. Bismillah. Allah 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 Allah. Niyazlarımız nur ola, şahımız zuhur ile, Hak Muhammed Ali lokmalarımızı kabul ile, bütün Amin. Canlarımıza kadar kalkan ile, Amin. Yol yolaklarda kazalara, belalara delil ile, Cenab-ı Allah 18 bin alemin keder vermeye, Amin. Yurdumuzu, milletimizi, devletimizi Cenab-ı Allah kılıçlarını keskin ile, Hazreti Şah-i Merdan Ali, gelen canlarımızın lokmalarını kabul ve makbul ile ya Rabbim, Amin. Geçmişlerimizin ruhuna da Cenab-ı Allah cennet tami ile, verenlerin sahiplerine Cenab-ı Allah keder vermeye, cümlesinin işi gücü rast getire, yolu açık eylesin, menzilini mübarek eylesin. Doğru yoldan ayırmayasın kimseyi, doğru yola cümlenizi nazar eylesin. Allah Muhammed ya Ali, Allah Muhammed ya Ali, evelallah ya Muhammed ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Himmet ya Ali, bas. Allah Allah dedik, kelim billah dedik. Geldi Hak Muhammed Ali lokması, hak verdi. Biz yedik, demizlerine hüdedik. Bu lokma da sana nasip oldu. Allah razı olsun. Bu şah lokmasıdır, gayip erenlerin lokması. Ay sağ ol dede, Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Mehmet Ali Özkan Beyefendi'nin davetleriyle buradayız. İyi ki davet ettiler, iyi ki geldik. Sayın Valim selam, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, verdiniz. Siz bize şeref verdiniz. Ben Tunceli'yi çok sevdim. İyi ki davet ettiniz, misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma, hem ekibim adına, hem de kurumum adına. Tunceli nasıl bir yer? Sayın Valim. Her şeyden önce sizler de Tunceli ilimizi gezdiniz, gördünüz. Çok beğendim, bayıldım. Ne mutlu bizlere. Evet. Tabii Tunceli 7000 yıllık geçmişe uzanan tarihiyle kadim, mükemmel ve müthiş coğrafyasıyla ve barındırdıkları o doğal güzellikleriyle gerçekten bir tabiat harikası. Evet. Bunun yanı sıra inanç ve kültür dokusuyla Tunceli'miz, bizim söylemimizle Ermişlerin, Erenlerin, Sarı Saltukların, Seyit Cemallerin, Avuçanların, daha nice Erenlerin memleketi ve de hep özlenen, hep beklenen, merak edilen kentlerden birisi. Benim de çok özür dilerim, lafınızı böldüm. Estağfurullah. En merak ettiğim yerlerden birisiydi ve bütün meraklarımın karşılığını aldım. Zaten ne demek istediğimi siz birazdan anlatacaksınız. Buyurun. Ne mutlu bizlere. Tabii Tuncelilimiz geçmişinde acılarla karşılaşmış, maalesef birçok terör örgütlerinin baskısı altında kalmış, birçok bağrında, sinesinde yara açılmış bir kent. Ama bugünlerde çok şükür huzura kavuşmuş, terörün bitmesiyle insanımız el ele kol kola yürümeye başlamış. Şahidim. Ne güzel, ne mutlu sizler de şahit oldunuz. Acıları bir dindiren, tabii geçmişten gelen eksikliklerini de bir gideren bir kent olarak yoluna yürümeye devam ediyor. Peki ne gibi güzellikler var Vali Bey? Yanı başımızdaki Uzunçayır, bir altımızdaki Keban Barajı, bir yanımızdan gelen Pülümür, bir yanımızdan akan Munzur Nehri ve nice nice güzellikler bu coğrafyanın, bu insanımızın özelliği ve güzelliği. Yine bunun yanı sıra Tunceli tabii sadece kendisi coğrafyasında etrafındaki iller açısından da sosyal bir ada, bir yaşam kenti. Hı hı. Ve tabii ilimizin diğer illerde yaşayan insanları, yurt dışında olan insanlarımız açısından da çok özlenen var. De bir alandı. Artık huzura kavuşması hasebiyle biz kış aylarında nüfusu 85 bin, yaz aylarındaki nüfusu ise 400 bine ulaşan bir kent haline geldik. Sayın Valim, genelde işte memur aileler, asker aileleri ya da öğrencilerimiz bu taraflara yola düştüğü zaman hep böyle bir tedirgin olurlar. Bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Aslında benim söyleyecek çok şeyim var ama sizin söylemeniz daha güzel olur. Tabii az önce ifade ettim. Maalesef bu güzide ve güzelim coğrafya geçmişinde birçok terör örgütünün, silahlı terör örgütünün insanımıza baskı kurduğu, canını yaktığı bir coğrafya ola gelmiş. Ama artık çok şükür bugün öyle değil. Artık Tunceli kamuda, üniversitesinde tercih edilen, gelinmek istenilen, çalışılmak istenilen bir kent haline geldi. Artık o kadar çok turizm yatırım talebi alıyoruz ki taleplerin birçoğunu da karşılayamıyoruz. Artık Tunceli hem ticari alanda hem tarımsal alanda aranılan, kapısı çalınan bir kent haline geldi. Bakın Muzur gözelerimizi gittiniz, gördünüz, ziyaret ettiniz. Geçen yıl ziyaretçi sayımız 1.100.000 sayısına çok yakın. Çok güzel. Turizm harika. İnanç turizmi var, doğa turizmi var. Kesinlikle. Tunceli tarımsal potansiyeli de aslında bölgesinin önemli kentlerden birisi. Tabii su ve sulama imkanları, Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkıları, DSİ'nin ciddi çalışmaları sayesinde birçok arazimiz bugüne kadar yapılan çalışmalar sulanabilir hale geldi. Bunun yanı sıra da devam edecek çalışmalarla birkaç yıl içerisinde inşallah mevcut potansiyelin tamamı sulu tarıma kazandırılmış olacak. Önemli özellikli tarım alanlarından biri olan kentimizin mesela en meşhur ürünlerinden birisi Ulukale dutu. Dünyaca bilinen, tanınan. Orada da bir tesisleşmeye gidiyoruz. Yine tulum peyniri, arıcılık, hayvancılık, bunların hepsini gözümle gördüm. Balıkçılık. Kesinlikle. Keban'ı Allah'ın izniyle inşallah balık üretim merkezi haline getiriyoruz. Doğal dokuyu bozmadan, kültürel yaşantıya zarar vermeden, tabiatla uyumlu tarımsal potansiyeli harekete geçirmek üzere müthiş bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Burada gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize olan müthiş himayeleri, Sayın İçişleri Bakanımızın, bakanlarımızın ve bakanlıklarımızın bizlere olan destekleri gerçekten hedeflediğimiz bir turizm, tarım, spor ve sağlıklı yaşam kenti olma yolunda yürüyen Tunceli'miz için çok önemli ve çok büyük bir güç bizim için. Tabii bu yolda yürürken aramızdan ayrılan, şehitliğe erişen, şühedaya karışan vatan evlatlarımız var. Allah rahmet eylesin. Ben bu vesileyle, sizlerin vesilenizle de Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza şükranlarımızı arz ederken şehitlerimizin mekanı, cennet mekanı âli olsun diyor. Gazilerimizi de hürmet ve saygıyla almak istiyorum. Allah bu topraklardan huzuru eksik etmesin. Amin. Allah gönül bağlarımızı pekiştirsin. Amin. Birlikle, beraberlikle, dirlikle Allah'ın izniyle atiye doğru yol yürümeyi nasip eylesin. Amin. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim Sayın Valim. Buralarda güzellik var, huzur var, doğa muhteşem, insanlar bir o kadar muhteşem. Hadi o zaman sen de Tunceli'ye gel. Burada balını ye, peynirini sen de ye. Munzur Dağı silelenmiş açık hela gözlü yârilen açık ela gözlü yar ile, eller düğün eder nazlı yar ile. Oy oy, eller düğün eder nazlı yar ile. Oy oy, benim günüm geçer ah uzar ile. Benim günüm geçer ah uzar ile. Selvenin dalına yaslanma yasın. Oy oy, selvenin dalına yaslanma yasın. Oy oy, yan yağmur ile ıslanma yasın. Yan yağmur ile yaslanma yasın. El kızı dediğin Azrail. Oy oy, el kızı Azrail dostu. Oy oy oy, yalan sözlerine aldanma yasın. Yalan sözlerine aldanma yasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.